oyun tutkuyla yapılan bir şey aslında. Temelde baktığınızda oyun geliştiricilerin işlerine ne kadar tutkulu olduğunu görüyorsunuz. Ama bu tutku bazen bir business olarak, yani bir işin kendisi olarak çerçeveyi doğru şekilde tanımlamalarının önüne geçiyor. Dolayısıyla doğru birleşenleri ekibin içerisine dahil edemedikleri ya da kendileri o doğru birleşenlerin içeriye gelişecek, içeriye alacak biçimde geliştiremedikleri için kendilerini başarılı olma konusunda sıkıntılar yaşıyorlar. Yani görünen şey aslında pek kılavuz istemez. Yani siz eğer finansal açıdan sizin ekibinizde sizi destekleyecek birisinin olması gerektiğinin farkında değilseniz ya da bu rolü üstlenebilecek bir motivasyonda kendinizi hissetmiyorsanız, aynı zamanda bunu da umursamıyorsanız doğal olarak yarın öbür gün oyununuzu bitirdiğinizde ya biz bunun monetizasyonunu düzgün yapmamışız, neden biz böyle yaptık ki diye kendi kendinize sorarken bulma şansınız var. Dolayısıyla harcadığınız zamanın dışında harcadığınız finansal kaynaklar, başkasının emeği, kendi finansal kaynaklarınız, dostlarınızın, ailenizin finansal kaynakları, bu bağlantıda yatırımcının finansal kaynağı da, ki bazı yatırımcılar bu konuda daha bilinçli, doğal olarak neye yatırım yaptıklarını iyi biliyorlar. Özellikle eğlence endüstrisine ya da oyuna daha önce yatırım yapmış olan insanlar, metrikleri bilen insanlar. Bir de oyunu o da yatırımcı gözünde ama yine tutkuyla gören, ya bir tane oyun tutturursak işte süper olur, ne de güzel para kazanırız, işte ben de tamam ya, geliştiremiyorum ama şöyle bir ekibe destek olayım diyen yatırımcılar da var. Bakarsınız tutabilir, çünkü hiçbir ekibin solid bir biçimde öyle kalmadığını görüyorsunuz. O ekipler de dönüşüyorlar. Yani ben bu işte temel şeyin bu işe harcanan zamanda yattığını görüyorum. Yani bir ekip hata yaparak hatalarını düzeltebiliyor. Ancak o gücü de yetmeyebiliyor bazen. Ya motivasyonu düşüyor, ki en kötüsü budur. Ya da temel olarak kaynaklarının tamamını kurutuyor. Yeni bir kaynak bulamadığı için tekrar endüstriden çıkan, işlerine işte IT şirketindeki işine dönen, reklam ajansındaki işine dönen insanlar olduğu gibi yurt dışına çıkan, artık bu vizyonu ben yurt dışındaki bir başka oyun şirketinde büyütmek, geliştirmek istiyorum diyen ve bunu da başaran çok insan var. Oyun sektörü çok şanslı bir sektör aslında. Bir, sınırları çok kolay eritebildiğiniz bir endüstri. Yani hemen insan gücü transferini yapabiliyorsunuz. Ki bizim gibi az gelişmiş endüstriler aslında bunun yararını değil daha fazla zararını görenler. Çünkü sebebi de şu, daha çekici olan pazarlara geliştiricilerimiz de, tasarımcılarımız da, işte product managerlarınız da gitmeyi hedeflediği ve kafaya koyduğu zaman onları hemen alan, hemen kontrakt yapmak isteyen ve hemen bir an evvel gel senin vizini de alıyoruz, gel burada çalışacaksın diyen çok fazla endüstride şey var, rekabetçi firma var. Yani sadece son 2 senede Türkiye'den yani herhalde tahmin ediyorum 50'nin üstünde son derece profesyonel insan gitmiştir. Endüstri son derece sofistike, data driven, yani veriyle ilerleyen bir şey. Yani tamamen veri okumayı ve veri anlamlandırmayı gerekli kılıyor. Ve her şey online, her şey kaydedilebilir, her şey sayılabilir ve ölçeklenebilir vaziyette. Eğer bunu sanatsal gücümüzle, kendimizi ifade etme biçimimizle, farklılık yaratan, kültürel farklılıklarımızı ön plana çıkararak bizi avantajlı hale getirebilecek bir noktaya dönüştürmeyi beceremezsek, o zaman geride kalacağız. Bu şu demek değildir. Ben Japonlar kadar iyi belki bazı oyun türlerinde başarılı olamayacağım. Çünkü onların bir geleneği var. 1970'ten 60'tan beri gelen bir gelenekler var. Yine Amerikalıların da öyle, Avrupalıların da öyle. Türklerin de bir takım başarılı oldukları yetenekler ve kendilerine ait bir anlatım dili var. Bu anlatım diliyle kendi hikayelerini, başkalarının veya kendi deneyimlerini oluşturabilirler diye düşünüyorum. Bu deneyimi oluşturmayı becerebildiğimiz anda, yani kendimize ait bir yemeği yapmayı becerebildiğimiz ve bunun da global anlamda karşılık bulduğu dönemde asıl patlamasını yapacağız. Dolayısıyla insan kaynağı kadar önemli olan şey aynı zamanda kendimizi anlatma biçimimiz üzerine yeniden değerlendirmeler yapıyor olmamız. Bunu dizi endüstrisi yapıyor. Bunu oyun endüstrisi de yapabilir. Yani dünyaya ikinci bir Tetris daha hediye edemezsiniz belki. Ama Tetris'ten çok daha farklı. Çok daha farklı bir deneyim sağlayan ve çok daha farklı bir keyif veren yepyeni bir deneyimi ortaya koyabilir miyiz? Bunun üzerine düşünülmesi gerekiyor. Bence çok yetenekli insanlarımız var. Ben bu anlamda mesela Türkiye'yi yetenek açısından şey bulmuyorum. Zayıf bulmuyorum. Yeteneği işleme konusunda zayıf buluyorum. Ve yeteneğe gerçek değerini verme konusunda zayıf buluyorum. Çünkü bir noktadan sonra maddi gücün her şeye yeteceğini varsayıyoruz.
Özellikle oyun endüstrisinde eğer öyle olsaydı Çinli firmalar şu an dünyanın en iyi oyunlarını yaparlardı. Çünkü en büyük maddi gücü sahip olan onlar. Onlar şunu yapmayı tercih ediyorlar. Kendileri kadar iyi yapamadıkları firmaları satın almayı tercih ettiler. Çünkü bakıyorlardı, yapmayı deniyorlardı. Belki işte bir firmanın, batılı bir firmanın 250 kişiyle yaptığı şeyi 10 bin kişiyle yapmayı deniyorlardı. Ama bakıyorlardı ki bu olmuyor. En sonunda işte bir baktık ki Supercell'i satın almışlar. Bir baktık ki Rovio'yu satın almışlar. Bir baktık ki bu işi en iyi yapan firmaların peşinde koşuyorlar. Ve o deneyimi almaya çalışıyorlar. Bu anlamda mesela yani şu anda kurtlar sofrası oyun endüstrisi. En iyi deneyimi yaratanlar çok hızlı bir şekilde hemen çok iyi paralarla bir başka şeyin nasıl desem size sermaye grubunun şeyi haline geliyorlar, aseti haline geliyorlar.